Selamlar sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Gartic Fun'un yepyeni bir bölümünde ben Deniz Hives Boy, yanımda Emir Kılınç, Unicorn, Edgeot, Watson. Burada ben de kadroyu yeni öğrenmiş olalım. Ressam olacağım. Kim bu? Sadom. Sen Berfin. Sadomi, Manisa Kaplanı. Anda bu kadro işte. Tamam, daha ne olsun. Şimdiden iyi seyirler efendim. Eğer Gartic Fun'un daha fazla gelmesi isterseniz çeşit çeşit lütfen beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ha, bunda şey yazıyorduk değil mi? Evet, bir hikaye yazacağız şimdi. Ben burada yazan... Bu böyle olmayaydı. Ben burada yazan hoşuma gitti benim bayağı. Benim de hoşuma gitti ya, ben de onu yazacağım. Siz bayağı kopyacısınız bu arada. Vallahi yani. Kolay gitmen değil, gerçekten güzel bir tasarım bence. Ben o yüzden beğendim ben, yani. Ben de beğendim. Ben çok güzel bir şey yazdım bu arada. Tamam. Arkadaşlar bu kopyaya girmez bu arada bence cümle yazmak burada değil mi? Girer mi? Girmez. Bu fikir veriyor sonuçta, çok güzel bir şey bence de. Aynen öyle, ben fikri beğendim canım. Sen beğendin mi? Ben de beğendim. Ben de beğendim. Benimki güzel. Benimki de hoş. Güzel. Bu arada arkadaşlar, ben 10 numara bir hikaye. Canlı yazdım. Yayına da gelmek isterseniz açıklama kısmında linkler mevcut. Şu anda benim altımda dönen chat'te gelen size olan selamlardı. Hani siz de bu familyanın bir parçası olun. Gelin, takılın. Bedava he. Ha. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Abi bu kadar basit. Gerçekten kopya çekmişsiniz ya. Belliydi yani bu. Hiçbir alakası abi, yok. Yani o kadar fazla özel isim var ki cümlede. Oha. Abi, şimdi ama abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu biraz fazla mı sıkıntısı? Her şeyi nasıl siliyorduk ekrandan? CTRL-Z. Oha, CTRL-Z çalışıyor mu bu oyunda? Tabii. Zenit tamam. Çalışmadı, yer var mı şimdi ya? Şöyle, şimdi şöyle... Aga be. Şimdi şöyle başlıyoruz. Arkadaşlar bakın, bu bir... Söyleyemem. Ama siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani bu... Çok benzedi yalnız ya. Onu bir söyleyeyim. Ay, çizemedim bu arada. Benimkisi ya. Muazzam güzel oldu. Ya, bunun bu olduğunu anlayana helal benimkini olsun. De anlayana helal olsun valla. Ben 10 numara çiziyorum var ya, ben manyak bir şeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Artı bir. Ne yapsam, ressam mı olsam ya? Şimdi bir de bunu böyle yapalım. Ne hani yaptın? Çok uzun sanki. Kardeşim yetiştiremedik. Problem mi var yani? Herkes senin gibi olay, iyi ressam olmak zorunda değil. Komik bir şey çıkması için olayın hızlı olması lazım. Bu da doğru. Tamam. Bunu kim ayarladı? Emir. Yine hiç çalışmadan. Ya ne varsa onu yaptım yani. Ne var? Süreyi azaltacaktın az biraz. Çok uzun. Baksana hala bir yarısı ya. Yeni geçti. Tamam bitti yani, değil. Benim bitti bu kadar oldu arkadaşlar. Bitti. Ama Emir işte olay saatlerce çizmen değil ki. Nasıl oldu? Böyle olmadı galiba. Bunu şey yapalım. Şöyle yapalım mesela. Tamam. Bir de... Ben burada smart yapıyorum. Abi bunu ben... Yani... Bence oldu ama bizimkiler anlamayabilir zekaları yeterli olmazsa belki. Çok ayıp. Nedendi? Neler deniyor buraya? Neye eksik onu anlamaya çalışıyorum şu an. Ha, bunlar yukarıya doğru olmamalıydı galiba kulaklar. Nasıl ya? Aga be. Abi bu ne? Ama biri burada resim çizmeyi bırak, yazmayı da becerememiş ki. Kapla yazıyor. Kapla ne? Böyle yazsam bence çıkar. Süre biraz uzun ama ya. Çok uzun. Çok. Bir tık uzun. Böyle. Okey. Abi bu ne, bu ne? Çok kolay. Abi bu ne ya? Bu bak ne abi? Bu nasıl böyle. Bir hikaye? Arkadaşlar bakın, böyle, 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 böyle. Evet bebeğim. Evet. Sonra bu böyle. Tamam. He. Böyle. Tamam. Ondan sonracıma böyle. Tamam. Sonra burada şöyle bir mesela
Anladın mı chat? Bak anladın. Aynen. Sonra burada mesela bir tane şöyle. Çok mu trollüyorum şu an, çok mu? Tamam. Sonra burada bir tane trolleme yok. Trolleme diye bir şey yok. Çok eğleniyorum. Aşırı eğleniyorum. Burada bir tane böyle. Ben o kadar güzel çiziyorum ki. Ablası. Ablanın ah. Ne yapıyorsun be? Oh. Bence yarıya gelince bitirelim ya. Hepsi gitti. Ya. Hepsi gitti. Aferinmiş. Ulan neyi bitiriyoruz? Şimdi şöyle. Yavaşlamış. Şimdi şöyle, herkes iyi resimci olmak zorunda değil mi? Sağdolu abi bu kadar saniyede neler neler çizer ben çok iyi biliyorum. Yazı var mı bu arada? Ufak tefek olabilir bence. Yani ona göre bir şey yazacağım. Bir dakika, bunun şortunun bu renk olması yani lazım. Yani masa evet. Yazma da işte isim misim yazılabilir bence. Hani kitap filan pencere onları yok. Yazma da. Hı. Şey olarak ya. Tamam. Ben anladım. Bunu abi. Ama hani niye yazdın deyince nasıl çizeyim ben onu diyebilmen lazım. Bu böyle. Abi bu. İncelt birazcık burayı. Abi bu süre niye bu kadar uzun ya? Bitti bitti. Olmaz bitirin abi bence, böyle. Herkes redilesin. Aynen. Aynen öyle arkadaşlar, bitirin yani. Ben bitti ha. Demeden bitmez. Tamam. Lütfen yani. Bak hala birisi abi, bitirmedi bitti. Abi alo alo. Bitti hey. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl çizim? Aa abi? Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. What is this bu ya? Ya bu bence kadar. Bu kadar abi. Bana çok kolay bir şey geldi. Vulpes hoş geldin. Yani hepiniz hoş geldiniz. Kamera son altı alabilir misin? Bir de chat'i kapasak. Tabii hepsini yapayım hemen. Hemen hepsini bence yapıyorum. Bence bu da bu yani. Şunu şunu şunu. Niye sol alt peki? Ha çünkü orası daha müsait herhalde. Bu ne? Ne? Oğlum böyle bir abi şey yok mu arada? Bu ne? Biçim bir bunu nasıl çizeyim? Hikaye. Bunu ne yapıyor? Onu öyle yapıp onu öyle yapıyor bir de. Oha. Arkadaşlar bana yine çok kolay şeyler geldi yani bu. Lütfen seviyenizi bana belli etmeyin. Mesela böyle olduğumuzu farz edelim chat. Bak şimdi yaratıcılığa izle. Hatta bak. Hani şeyden de kısmıyorum. Hani ekstraya da yapıyorum, ekstraya da gidiyorum. Mesela bunlar ne olduğunu anladınız siz bunların ne olduğunu. Mesela burası bir dışarısı olsun mesela. Tamam. Aynen. Mesela şöyle şu arkada mesela şöyle bir ya da neyse onu uğraşmayalım. Şimdi burada işte burada bir beynim durdu. Yani burası çok gergin bir mesela şurada belli etmek amacıyla hani böyle. Hani böyle olur ya normalde ama bunu bilirler mi onu bilemiyorum işte. Yani bunu anlamaları lazım. Şu noktada bu yani anladın mı? Ama şeyi hatırlamıyorum ya. Dur bir dakika. Dur. Bunu çizemem ki. Çok büyük problem. Abi bu ne ya? Şöyle yapalım. Abi hikaye şu an beni benden aldı yani. Ya Allah'ım sinirlerim bozuldu. Ben çok kötü oldum ben. Ay. Arkadaşlar bunu nasıl onu nasıl bir şekilde olduğunu anlıyorum ama bunu nasıl çizebileceğimi düşünüyorum şu anda sadece. Ben buradaki kelimenin tam olarak ne oldu? Süre çok diyenler bilmem ne diyenler ne oldu ne yani? Süre çok ama ya. Troll olması lazım. Ama ben çizgi çizemezdim bile ben o yani. Ya çok kutlamıyorum. Ama 3'te 1 en az indirsin bu parayı. En yeteneksiz benim bir kere. Abi bunları göreceğiz yani. Bekle. Abi benim şu an çizdiğim geldiğinde önce çizdiğim şahıstan sonra da görecek olanlar. Ben de çok özür diliyorum şu an. Çizdiğim ben de özür diliyorum bu arada. En yakın arkadaşın. Arkadaşlar ben hiç memnun değilim çizimimden. Olsa ya. Ay, bu ne abi? Bu ne? Aramızda sarışın yok ki. He. O zaman yoksa. Abi bu ne? Oğlum bu. Hiçbir şey anlamadım. Bunun kim olduğu belli.
Boyundan mı anladın lan? Neden böyle şeyler yaptın? Neden böyle şeyler çizdin? Yani ben yazmaya utandım. Ya bu sen olamazsın değil mi? Lütfen sen olmayasın yani o zaman. Bunu çizen benim. Ha. Abi bu ne? Ya ben artık ya bu hepimiz belgesele çevirdik burayı yani. Hayvanlar alemine döndü burası abi. Evet bu arada çok hayvan ya. Ya şimdi buraya mesela şöyle şu kadarlık bir tane. Tamam bak şimdi. Çok çok bomba bir şey yapıyorum. Herkes hazırda kalsın. Çok büyük oldu. Şimdi bak. Hatta bak şöyle. Tamam bak böyle. Bundan sonra böyle birazcık tombul bir de bu ya. Şöyle. Sonra şöyle. Sonuncusunu. Ben çok iyi yaptım. Ondan sonra yani burun kısmı olsa mı? Birazcık şöyle olsa. Yerdin mi? Şöyle şöyle olsa. O kadar kötü çiziyorum ki. Ama o kadar kötü. Ayakları olsa. Allah aşkına chat yorum yap. Nasıl? Lan. Nasıl? Lan. Olmadı mı? Ha, bu şeyini belirliyormuş. Allah kahretmesin. Şurasını şöyle. Şöyle olsa. Va bu net oldu. Bunu anlamazsanız sizle arkadaşlığımı bir daha bir gözden geçirmek istiyorum. Unumarayım. Abi bu inceleştirme tuşu vardı değil mi bu oyunda? Heh. En altta. Bitti. Bunu anlamıyorsanız size yazıklar olsun. Ondan sonra şimdi şey kısmına geldik. Kolay olan kısma geldik. Şöyle diyelim mesela. Aynen şöyle diyelim mesela. Tamam. Bitti. Çizdiğim en kaliteli resimlerden biriydi. Köfte ne renk olurdu lan? Benim bu çizimim Sadullah abininkilerden bile iyi oldu. Bakın da görün. O kadar mı? Demiştim yani. Ya gördüğünde şok olacaksın. Ben şimdi gerçekten ressam olmana diyeceksin. Ay bir de şunu da şey yapayım bari de. Heh. Arkadaşlar çok kötü yerlere gidiyoruz. Kaç tane çizim kaldı daha ya? Bir tane bitti bitti. Bitti bu sonunda. Bitmiyor mu? Güzel güzel. Gelen nereye gidecek? Bunun NFT'sini 1000 dolara satarım bu arada. Onu bir söylemek istiyorum. NFT isteyen olursa lütfen ilgiler verilsin. İBAN'ı açıklama kısmına yazın. Son yaptığım çizimle ilgili kendimi gerçekten savunmak bile istemiyorum yani. Teşekkür ederim. Evet. Ben de evlerden özür dilemek istiyorum. Bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Bence çizdik. Mutlu olduk ve bitti bence. Evet. Yaşananlar yaşandı. Üzerine hiç konuşmanın manası yok. Buna katılıyorum. O zaman başlıyorum. Oldu ve bitti. Benim hikayem. Saygısızca abi. Şimdi Emir'in çarşamba günü kayak yapmaya çalışan Alp. Gün verilmiş. Yani gün abi. Çok spesifik gündem. Olmuş. Gün gündem evet. Yapmış. Yani hiç onun gerek... kayak yapmaya çalışan Alp de aslında. Tamam yani. Gün bize bence gayet güzel. Bize kopya çekiyorsun güzel. Diyen. Yani bayağı iyi Alp. Tamam. Bence bayağı yani Alp olmayı mı işte logosu belli. Var yani. Bir tek şey sıkıntı yani uçuyorum galiba hani. Belli bir zemin, belli bir zemine değmiyorum yani. Zıplamışsın ama zemin yani. Zemin aslında kar yavrum kar. Kar evet tamam beyaz olduğu için beyaz, ben anlayamadım beyaz. Özür dilerim pardon bunlar pardon. Bunlar ne o zaman? Kömür mü yağıyor? Bu Cansu için. Bunu da kar olarak nasıl ima ederim dedim. Gri yapayım üstüne böyle bak, beyaz beyaz şey yapsaydın arka beyaz. Planı mavi yapsaydın. Şöyle, yok evet, beyaza kar boyasaydın. İlk baştan arka planı verseydin. Evet. Biz devam edelim. Gayet başarılı. Kaynarken kayak yapıyor. Bak, bitmiş. Tamam. Evet. Çok iyi. Bu sonuna kadar git. Yani şimdi siyah. Bak gördün mü? Arka planı yapmış ilk başta. Yani yapınca daha kötü olduğu için bence ben daha iyi. Gece kayıyorum ben ve snowboard yapıyorum. Ama bak 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 bir dakika burası çok önemli. Ama yatarak. Evet abi snowboard'a yatıyorum ama anladın mı? Hani ayaklarımla basmıyorum ama yani. Hani altımda var. Kızakla kayıyor gibisin daha çok. Bu kızak mı? Kartonla falan yani. O zaman ben sorayım şimdi ressamın hakkına girmeyelim. Bu bir kayak mıydı? Şey bu bir kaz... Ay nasıl söyleyemedim. Kızak mı? Kıyaktı bu kıyak. Snowboard kazık mı? Bu kazıktı. Kızak. Tamam kızak olsun. Okey tamam. Hadi. Kayağa giden Hives Boy. Anladı tabii ki. Ay, anladım tabii ki. Arkada kocaman H var. Bak sonun çizimi. Ooo. Magic my god. Yalnız ama... göbeğimde de logo var farkında mısın? Hani... Göbek değil bir bel altında logo gibi yani. Aa oğlum odamda kar efekt. Bak karda şey efekti var hani. Kar... Evet. Geçmişim anladın mı yani? Karizi var. Ama elimde neden iki tane olta var misine onu anlayamadım.
Ben o konuda çok zorlandım. O baton, o baton. Baton, o baton. Logo'lu kıyafetiyle kayak yapamayanlar falan. Şimdi gelecek çizimi bu arada. Şimdi bir dakika. Yani. Bir dakika, ben bir dakika. Niye kayak yapamayan? Neden kayak ama yapamayan? Çünkü olta var ya, o benim kafamı. Aa sen... sen kayak ya, yapan olması lazım. Sen ortalığı karıştırmışsın boşuna. Bir de evet, Burcu değil, bacaklar fazla. Bakmasak da olur. Ben dede ol, ben... bu ne? Bir dakika, bu ne? Bu olmadığını anlıyoruz oradan. Oturarak namaz kılmaya başlayan Hayvız boy namaz secde derken öldü gibi bir poz olmuş. Belini ben anlamadım, belimi kırmış. Ya, birine kayıyor gibi, ben buradan bunu çıkardım. Biri önünde şey olmuş, eğilmiş, alt da ona yani... Ben niye dede oldum abi? Ben niye oturuyorsun oğlum? Ben niye dedeyim? Ben niye oturuyorum? Biri benim önümde niye eğiliyor ve ben niye ölüyorum sanki? Çarpı niye yani? Açıklayabilir miyim yani? Hayal gücümü açıklayabilir miyim? Hoş olmayan şeyler olacak sanki. Bacaklarının bükük olma nedeni hani böyle bacaklar bükükken dengeyi daha iyi sağlarsın ya. Sen hayatında kayak yapmadığının bilgisini de ver de insanlara. Yani bacağını bükünce daha çok oluyor ama. Hayır, evet. Öyle yapmıyor musun ama dengen daha kolay olmuyor mu? Sen devam et. Herkesini biraz arkaya böyle. Tamam, sen devam yani, et. Yani bilimsel ya, konuşuyorum. Önündeki doma şey kimsel kim yani? Öndeki kim yani mesela? Ben kime doğru kayıyorum? Yapamıyor dedi. Hayır, bir de sen... Gel yapıyorum. Hayır. Buyurun diyor. Sen bacaklarımı kırmamışsın ki sen direkt belimi kırmışsın. Oturuyorum yani, anladın mı? Fizisi olarak böyle bir şey olamaz yani. Geçelim. Evet. Sanatçılara karışmıyordum arkadaşlar. Doğru doğru. Benim ne hakkıma ya oğlum? Bizim ne hakkımıza? Bu arada bir dakika başlamadan önce Emir'in hikayesinin her şeyde de bunu yapalım. Bunu da biz eklemiş olalım chat'te. Evet. Emir'in hikayesinin ve oluştuğu sonuca 10 üzerinden verdiğiniz puan kaç chat? Güzel. Ve YouTube ama bu size her yorumlara siz şey yazın en son. Emir'inkine bu, hani ayrı ayrı tek tek yorum yazmayın da Emir bu, işte Unicorn bu, Ejot bu, Watson bu diye yazın siz bari. Ben chatten ağırlıklı olanı söylüyorum. Ağırlıklı olan 7, 6. 6 orada zaten sen varsın diye. Yoksa 10 numara hikayeydi. Anladım Emir. Sen birazcık daha sabrımın sınırlarını zorla da ben seni bundan sonra 2022 yılında kanaldaki yerini başkasına vereyim. Bonservisinde kimseye vermem. Boşta kal. Free agency. Trambolinde zıplayan inek. Yani bu işte bak bu bence ya. Bu çok zor ama. Yani ben inek çünkü yani Emir yap bakalım. Oha ya Emir çok güzel çizmiş bu arada. Vallahi güzel çizmişsin ya. Oğlum bu bize bunu öğretmişlerdi bu inek yapmasını da işte ben unutmuşum onu. Sadece inek üzgün gibi o kadar. Ay şurada da tatlı. Trambolinle yani zıplıyor. İlk zıplayışı bu. İlk zıplayışı bu. Şu an çok iyi. Manisa Kaplan'ın çizim yeteneği bu arada Cansu'nun çok iyidir daha önce söylememiştim ama. Aa ben biliyorum. Trambolinde zıplayan inek. Oha Cansu sonuna kadar aynen, böyle giderse var ya bende kopmuş olabilir problem. Bende olabilir ama. Oha Sadullah abi memesini yapmış ineğin. Oğlum bir tek ben bir inek çizemiyorum bu ekipte. Trambolinde zıplayan inek. Ay çok kötü, bende bozulursa çok üzülürüm. Allah'ım geliyor. İnek be. Mor ve inek. Nerede inek? İneğin kesitini çizmiş. İç organlarını görüyoruz şu an. Hayır abi benimkisi Milka ineği. Yandan gelen. Salla abi. Thank you. Ya Ecem o saniye o mor vardı. Allah Allah. Master the Blaster 200 bit atmış Holla mi amigo diyerekten. Berkay'ım çok teşekkür. Watson inşallah yüzümü kara çıkartmamışsındır oğlum hadi. Abi aklıma mor hayvan gelmedi. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Biraz durabiliyorsak bence Alp burada bir açıklayabilir mi? Evet. Abi. Hangisi yani? Abi şimdi şöyle ne? Benim... Ayaktakiler ayak. Öncelikle benim ineğim iki ayak üzerinde zıplıyor. Yukarıdan açmış ayakları. Evet benim ineğim böyle. Tamam. Bu ineğin... Bu şey değil mi? Fırat abinin götten fili. Götten fili ya. Bir saniye. Üsttekiler ön ayakları, alttakiler arka ayakları mı yoksa? Abi yani bunu tahmin edebilirsin bence. Kafa var evet. Zıplayınca açılmış galiba. Kafa abi o. Galiba. Boynuzu da var. İneğin boynuzu yok ama benimkinin var. Geçelim. Trambolinde zıplayan mor. Ah be. Oğlum bak çok yakın ama biliyor musun? Ayı yerine inek yazsam bitmişti bu konu. Kanka trambolinde zaten... Ya ooo. yani çok tatlı bir ayı. Beterin bence beteri var. Ayı diye bir bizi çizmiş yani resmen. Bir de yukarı aşağı şey yazmış ya. Yukarı aşağı ok çizmiş. Fi yazmış. Ama çok evet. Güzel uçuyor ayı. Fiu diye. Puanları alalım. 10 üzerinden unicorn hikayesi ve çıkan sonuç için 10 üzerinden puanlar.
Ah. Ben birazcık Emir'le uğraşmak istedim arkadaşlar. Ben Emir'den de özür dilemek istedim. Şu ben ağırlıklı olarak chat'te 8 görüyorum. Ortalama olarak ya 6 7 8 ağırlıklı ama daha çok 8 ağırlıklı. 8 8 7. 7'ye düştü şu an. 8'e çıkıyor gibi. Ortalama 7.5. 7.5. 7.5. Devam. 7.5'tan devam. Eskişehir'e giderken Ecem. Satışı koyan Emir. Bunu yazan sen miydin Ecem? Yani Ecem ama bir şey söyleyeceğim. Bari yazılabilecek yani. Arkadaşlar, zorlamak istedim. Arkadaşlar öncelikle sesler karışmasın istedim. Bu bir. İkincisi neden abi? Yani Eskişehir'e giderken satışı koyan Emir çizilebilecek bir şey değil yani. De bunu daha kısa sürdü. Bana böyle bir şey gelmedi. Devam. Ya şöyle bir şey var. Gelemez zaten abi. Zaten olay burada. Emir'le uğraşmak bir de zorlamak yani. Troll bir şey çıksın istedim yani. Bakalım. Evet, oyna. Bakalım nasıl bir şey çıkmış. Böyle bir şey troll bir şey çıkamaz ki yani. Eskişehir'i nasıl çizebilirim? Yani bu. Eskişehir'in gondolunu çizecektim. Orada bir nasıl tabela çizebilirim. Tamam hadi Eskişehir'in gondolunu bak. Bir dakika. Eskişehir'in gondolunu anladım ama burada Emir yok. Emir gibi çizmeye gözlüğü çalıştığın var kişi var ya. Onun bindiği şey ne? 3 kademeli. Araba. 3 kademeli ama. Şampiyonluk. Ankara'da böyle çiziyorlar demek ki, anladın mı? Yani benim bildiğim iki kademeli olsa olur da merdivene biniyor gibi daha çok. Yürüyen merdiven mi? Ay çok kötü bu. Devam. Arabayla nehrin karşısına geçmeye çalışan Emir ama Emir yok. Emir ya sen sen kendini sen kendini burada nasıl anladın? Gözlüğünden anlamış. Ben anlarım oğlum. Güneş bu gözlüğü. Benim yani. Bu direkt benim. Belliydi. Yani, burada Eskişehir tabelası bence yapılabilirmiş ama. Bence de bu arada. Hani, eğer ya, o da yazı ama evet. Yazı olduğun için. Spesifik da olarak böyle bir şey yazılıyorsa olur. Yani. 26. Yani, devam. Eskişehir nasıl çizeceğim? Ya, ya ama bir şey söyleyeceğim. Araba, arabaya geçiyor. Nehri ve seksi yazıyor yani. Yeşil olan ağaç değil değil mi? Ağaç nehri paralel abi. Ağaç nehri olduğunu düşündüm. Belirtmek için işte abi. Ormanları ya, gidiyorum. Bir şey soracağım. Ağaç niye peki yan duruyor kesmişler yani? Kesmişler işte sosyal. Ama şimdi fotoğrafa nasıl baktığına bağlı. Diğer öyle taraftan bakınca araba düşüyor ama yukarıdan aşağıya. Yokuş aşağı iniyor belki. Sado. Sado'dan güzel bir şey çıkacağına eminim. Arabayla dereden geçen bir ay Emir'e dönüşüyor. Evet. Emir'e dönüşüyor. Emir, seni çok seviyorum. Çok özür dilerim Emir. Ne yaptın ki lan? Bu arada gayet bak, bana bu geldi. Bana bu geldi ve ben de gayet okey bir cevap verdim. Peki, yani. Ben bir şey soracağım. Emir'in alt bedeni neden? O ne ya? O nasıl geldi? Çallar ne gitti bunun adına? Altına doldu. Ne giyiyorum ben? Bir de bir şey söyleyeceğim yaz bak. Şu fotoğraflarda Emir'in 3 tane farklı tasviri var ve hepsinde sonuç hep Emir oluyor farkında. Sen mesela inek yaptık. İnek hep inekti. Mesela inek değişti ya da daha doğrusu ama bunda hep Emir anladın kim mı yani? Bilemiyorsan Emir. Birisi gözlükle tasvir eder, birisi seksiliyle tasvir eder, birisi 1.70 boyuyla ve kıllarıyla tasvir eder. Devam edelim. Arabayla dere üstünden zıplayıp Emir'e vuran araba. Abi ben de özür dileyebilirim. Hadi bakalım. Emir i̇şte yok, emir burada yok. Emir yok işte. Burada aa, Emir yok. Burada emir. Emir sürüyor işte. Hayır, saçı var bu. Emir arabayı süremez. Emir'in ehliyeti yok. Doğru. Devam edelim. Ehliyet ama sıkıntı var bu arada. Ama doğru. Burası İngiltere. Ama araba süremiyor. Yolcu koltuğunda. Perspektif sıkıntı. Devam edelim. Yani. Ben bir dakika dur. Ha. Ecem ve Ecem'in hikayesine puanımızı alalım onun üzerinden bir chat'ten ve YouTube'dan. Tam bu noktada herkes durup yoruma ekliyor değil mi? Kendi yorumunu düzenliyormuş. Ama 10 yazacağım dedim. Hey, siz puan veremezsiniz hey. Nasıl yani ya? Berkay'ım hoş geldin bu arada. Pek YouTube hesabı açtım. Ben söyleyeyim yapıyorum. Ağırlıklı olarak 3. 3, 4, 5, 6. Ben sana 4 veriyorum. 4.5'tan maksimum 5 olur. 4 uzun rakamım. 4 o zaman tamam sana diyeceğim. Sana 4 derdik o zaman. Watson. Buyurun. Film izleyen Antman. Ecem'in değil bizim suçumuz. Film izleyen Antman. Şimdi öncelikle burada herkes Antman'i biliyor mu? Çok özür dilerim. Ben biliyorum ama gelmemiş. Çizemiyorum. Çok özür dilerim. Açma Emir. Emir ne olur açma. Bir vazgeçin. Abi sandalyede. Ya ben şey yapacaktım. Sandalyede hani niye kafasının dönüşüyor üzerinde oturuyor? Bu kafası, kafası mı? Kafası mı? Oğlum yukarıdaki iki tane şey ne? Antenleri. Fareye bir şey söyleyeceğim. Ant-Man'in böyle anteni mi var? Sen direkt karınca çizmişsin.
Tamam işte. Tamam buna işte bu muhtemelen chat bize gelen fare mevzusu. Fare görünümlü karınca. Bak, karınca olduğu anlaşılmış. Ama fare neden görünümlü. Fare görünümlü karınca oldu şimdi. Karınca başka türlü çizemedim. Aşağı doğru ayak yapsaydım olabilirmiş. Ama yani, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bir açıklayayım. Emir başarılı ya. Bence bu arada Emir'in evet hayır ama fare görünümlü karınca bence. Bak, bence bu tamam. 6 tane şey var yani. 6 tane faresi olan ne var? Evet Cansu buyurun. Cansu. Karıncayı da ifade etmek zor yani. Yani ışık tutulmuş fare. Cansu. Cansu. Bence bu ışık yani abi. Işık tutulmuş ve ellerini kaldırıyor değil mi böyle direkt? Evet yani. Ama 4 tane elini birden kaldırıyor. Ya bir şey söyleyeyim yani ışık olsa, tam ışık olsa sarı çizerdi ama öyle düşün yani bence. Bence böyle anlamak tamam, istedim. Devam edelim. Bana bu güzel geldi. Ben bunu güzel çizdim yani. Bu benimkinin bilinmemesinin mümkünatı yok. Ya oha. Oo çok güzel. Sağolullah abi sen direkt ışık efekti vermişsin. Ama karıncalık yok. Sana zaten karınca gelmemiş ki. Karınca denmedi. Berfin. Bu sanat ya. Sağolullah abi yapıyor bu işi. Sağolullah abi ve Watson. Bu ikisi iş var. Ben izle şimdi beni. Cansu izle. Bitti. Ya güzel. Bitti. Bu kadar. Bitti. Bu kadar. E tamam. Emir de aynısını yapmıştı. Emir'inkisi aynısı mı? Yani Emir'inkisi benimkisini bir tatı benzetiyorsan sende problem var yani direkt. Ya aynısı. Watson'ın hikayesine ve sonucuna bir puan verelim. Bu arada Watson'ın ikisi neyle başlamıştı, neyle bitti? Şey olarak, cümle olarak onu da bir düşünelim. Ant-Man bir şeyle. Televizyon izleyen Ant-Man'den ışık tutulmuş fareye döndü. Aynen öyle. Onun üzerinden yani puanımızı alalım. Sadullah abi bak sen iyi analiz ediyorsun abi. 6. 6 evet. Değil mi? Ortalama 6 gibi ben sana diyeyim. 6 diyelim. Ya yine bir chatte yazanları son bir kez kontrol ediyorum. Geç gelen vardır sesim falan. Ki çok geç geliyorsa F5 atın zaten. Eğer mobilde izlemiyorsanız. Ama 6 gibi diyelim ve evet. Devam. Zıplayan pembe kanguru. Bak bu. Bana böyle bir şey gelmedi. Bak çizimi. Bana böyle bir şey gelmedi. Vallahi mi? Bittik o zaman ya. Vallahi gelmedi. Abi oo, yani güzel, çocuk güzel, çizmiş. Bu yani bu size gelmedi. Ecem ya. Kanguru değil. Ecem. Kanguru değil arkadaş. Ecem. Hayır Ecem. Ya. Kimse bana buna kanguru olduğuna inanmıyor. Ecem cebi var. Cebi olan başka hayvan var mı ya? Yumruk yapıyor Ecem ya. Cümle yetseydi cebi olan diye değiştirecektim son kelimeden. Ecem yapma be bacı ya. Ver. Yok. Atmayayım. Totosundan gri alev fırlatarak. Ya ya. Bir dakika. Bir dakika. Ejderha mı? Ecem ejderha mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu kanguru değil. Ejderha da değil okey ama kanguru hiç değil bence. Ecem şuna bakınca kanguruyu görüyorsun. Yani ejderha olması için kanadı bak, olur. Lan yumruk bak, yapmış. Gri olduğu için alev gibi hissettim ben onu. Kırmızı yapar alevi. Ecem sen yazılımla kafayı bozmuşsun kızım. Sen yazılımla kafayı bozmuşsun. Devam edelim. Canım benim ben kangurum bitmiş. Ben komik bir şey çıkar diye düşünüyorum. Devam etmesek de olurdu. Dinozor bu arada çok güzel çizmiş. Bacakları özellikle ejderhanın. Ben bunu çok garip bir şey anladım. Yani, yani ilk bakınca zaten kafası neresi, poposu neresi bir garipsiyorsun. Ben acayip bir şey anladım. Evet. Şimdi kuşan kuş. Evet abi bir şey söyleyeceğim. Kuşan kuş mu? Kuşan ne o işte ya? Kuşan yalnız ne demek? Bak ben onu ilk saçma. Kuşan ne o? Kuşan ya. Oğlum, kuşanı ne anladın? Kanka ben sadece sıçan kuş olarak aldım. Al işte. Çalıştım. Kuşanın ne demek olduğunu yetmedi beynim. Ya abi ama zıplayan pembe kanguruyla başlamıştık ya. Cansu evet. Çok ya kötü. Ben bu arkasındaki şeyi anladım. Tam ağzından bir şey çıkıyor da arkasından ne çıkıyor yani? Ver Cansu'yu ver. Bayağı başarılı. Yani Cansu'nun kuşu da benim kadar sıçıyor bu arada. Ben anlamadım ya bu nasıl bir boyuttur bu ya. Şey ama belli olsun diye. Eyvallah belli etti kendini. Maşallahı var kardeşim. Balım ya. Akşam sağlam yemiş yani. Mavi kuş kakasını yapıyor. Haklı abi. Tamam. Neden betimlemeye gerek? Berfin'in çizimine bakalım şimdi. Ya Berfin bu ne? Ya. Köpek ama mi sıçıyor abi bu ne ya? Parkı da parça sıçıyor bir de ya. Ya ama bizim bu çok kötü ya. Zıplayan pembe kangurudan daldaki mavi kuş kakasını yapıyor gitti abi. Çizim gayet iyi. Evet. Kaka çiziyorum. Sonuç olarak gel nereden geldi, nereye gitti ve çizimler doğrultusunda 10 üzerinden puanlarınızı alabilir miyim? Çok
kötü tepki almadı ya. Nasıl ya? Ben çok dengesiz. Birler var, onlar evet, var abi. Onlar var, dörtler var. On var ve bir var abi ağırlıklı olarak yani. Sanki beş gibi abi bunun ortalaması. Değil mi? On var, bir var, üç, dört, beş var falan. Beş. Dört, beş, dört. Yani beş, 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 beş. 11 geldi. Şu anda en yüksek nerede abi? Şeyde. Unicorn'da, Burcalı'da galiba. Tamam, hani ressam olacak. Kafası kapıya sıkışmış fil. Şimdi bak sen bunu yazıyorsun ya Berfin, sen yani bunu bana çizebileceğimizi düşünüyor musun peki? Ben senden fena çok emindim artık. Ben hiç emin değilim kendimden. Hiç. Bana gelen hali çok iyi bunun. Vazgeçtim artık. Niye fil işte? Abi şu fil değil mi? Allah'ını seversen bak bir. Fare gibi bir fil ama kulaklardan. Ya farenin böyle fare burnu mu olur ya? Kuyruğu. Ya hayır bak. Ama bir de yani sıkı kapıyı kulakta görünce fare demez. Kuyruğu öyle olur bu arada. Ve kapı var nasıl evet. Nasıl bir kapı? Sıkışmamış. Abi nasıl sıkıştıracaksın? Berfin sıkıştırsana. Delirtme beni az önce insan kakası çizmişsin. Kuşa benim kafasını sıkıştırmamı sorgulursun. Asansör çok iyiydi. Kapısı gibi yapsaydın. Ne yapsaydım? Asansör ya, kapısı bu gibi böyle açılır kapanır. Haa çok doğru söylüyorsun. Muazzam çizerim zaten onların hepsini. Zor bu zor. Batsın. Kapı çalan fil. Ha o da olur. Burada ben trolledim. Yakın abi. Aşırı da eğlendim. Aşırı eğlendiğim nokta tam olarak burasıydı. Aç Emir. Oh my god. Çalan dedi. Yani şimdi evet, bak şimdi teknik olarak çok biraz. Hayır bak, hayır bak abi önemli doğru olan ama bak önemli olan cümleyi anlatabilmek değil mi? Şimdi bunu gören aynen, kapıyı çalan tabii bir fil olduğunu bence söyler. Bu trollden ziyade bence belki doğru bir hareket öyle, olmuş. Öyle olabilir. Bak böyle de çıkar. Kapı peki çalan neden abi kapıyı çalmak senin olur. Senin her resminde neden bir Leyla ile Mecnun ses efekti var? Fıtı fıtı. Yo ben bu arada hiç izlemedim. Fıtı 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 var yani. Evet. Bunu bilmişsindir Burcu. Sırtında kapı taşıyıp noktaları takip eden fil. Çok oh my god. Ben yol çizmişim. Güzel yorumlamış ama. Betimleme biz, bayağı. Biz abi psikoloji olarak gördüğümüz her şeyi şey yapmaya çalışıyoruz. Mesela o evet, çizgiler dedektif takip aynen. Dedektif edasıyla. Emir. Emir bunu çizer. Emir. Bu mu fil abi? Ne? İki bacağı, ya iki bacağı var, iki bacağı var, iki bacağın ortasından sarkan bir şey. Ortada, ha, hayır üç, o, üç bacağı var, da üç bacağı var, gözünden ışın atıyor, dudağına ruj sürmüş. Benim bu arada film çok net, daha güzel yani. Cansu buna ne dedin ki? Cansu buna ne demiş olabilir? Bu gözleri eriyen, sırtında kapı olan fil. Eriyen. Yani gözleri eriyen. Ama helal olsun ya. Eriyor. Yani. Aha sabahın çizimini çok merak ediyorum ben. Abi yok artık be. Abi. Ama vallahi bir şey söyleyeceğim. Bu adam hile. Bu adam hile yani gözleri erimiş. Sırtında kapı var. Ve gerçekten ve bu bir fil. Yani, ve bu bir fil yani. Arkadaşlar lütfen puan verirken şey sadece Saldırı abinin görseline vermeyin puanı. Var. Genel olarak kafası kapıya sıkışmış bir fil. Aslına baktığınız zaman gözleri eriyen sırtında kapı olan bir file evrilmiş. Çizimler ortada gördünüz. 10 üzerinden puanları alayım. Biz de Canan da şey yazmış. Şey en iyi fil yazmış. Zaten Canan tek filo. En iyi fil değil ki tek filo. Yok başka fil yok oyunda. Ben sana söyleyeyim mi Saldırı abi? Senin temizin... Ya senin değil de yani işte. Bu hikayenin temizinden bir 8'i var gibi gözüktü bana. 8 çok rahat. Ben 9'u zorlar yani. Sen yok 8. Aa biraz şimdi düşecekler. Kapı ve fili kaybetmemişiz ama. Alp Aşko yarın saat kaçta ifte olursun? Soner Ay çok dertliyim zaten. Boşver ya. Bilmiyorum bilmiyorum. Ya erken olacağım. Baltasını bileyen Cansu kafasını da kaşıyor. Ben erken olmaya çalışacağım. Baltasını bileyen Cansu kafasını da kaşıyor mu? Ay evet, bu düşündüğüm şeye mi evrildi? İnanılmaz. Bana bir Cansu geldi ama... Yani bana baltasını bilemiyorum pek. Bana bir tap şey Tarzan geldi. Bana niye Berfin'in iğrenç resimleri bana gelmiş ki ya? Çok güzel çizmişim ya. Al Cansu işte aynısı. Bir şey söyleyeceğim. Balta baltalı bilemek... Tarzan Cansu. Ama Cansu öyle olmamış mı? Aa Watson nasıl çizdi acaba? Ben özür diliyorum. Bir dakika fışırt yazmışım oraya bir kere. Lan fışırt baltayı bilemek mi oluyor ya? Baltanın ucunda ne var abi? Sen balta değil zippo çizmişsin. Bu ne böyle? Baltanın ucundaki şey ne yani? O derim ya. Watson? Abi bakmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Burada Cansu olduğu nerede belli? Ben bunu şimdi kadınlar hep sarı mı olur? Neden sarı? Neden sarışınlık? Cansu sarışın mı?
Tarzanlık okey. Aa okey. Balta çok iyi. Cansu. Ama bu can ama Cansu'yu nasıl bir yapabilir? Cansu nasıl yapacak? Yani lan hayır, kaplan desenini mi çizeyim? Yok yok Cansu. Kaplan falan ya. Olabilir. Ya, olabilir. Bak kaplan deseni çizmek mantıklıymış. Ya da abi çok basit bir taktiği var. Cansu çizecekseniz abi üzerindeki tişörtün ortasına, tamam mı? Evet. Bir tane abi hayvan logosu koyuyorsun. WWF hoodies abi. Üzerinden çıkartmıyor doğru. Zaten türevlerini. Ya da bir tane şey şapka. Ya da bir tane şapka. Şapka daha zor ama benim dediğim daha kolay. Doğru. Ecem. Sen ışıklar arasında baltasıyla aa diye bağıran Ayşe. Neden Ayşe? Neden Ayşe yani, hadi? Herhangi neden bir isim. Ha neden Ayşe yani? Kadın desen Ayşe. Hadi o şey mesela. Ayşe niye mesela? Bu şey olur ya Ali Ayşe falan olur ya. Bir de sarmaşıklar arasında baltasıyla aa diyeni anladın ya. Direkt aklına Tarzan gelmedi mi? Ben onu da merak ettim. Evet geldi ama olay betimlemek değil mi lütfen? Hayır olay betimlemek değil bu arada bak. Ay, troll bir şey çıksın diye betimlemem lazım yani. Ulan sarmaşık sarmaşıklarda neden pembelikler var peki? Renk güzel olmuş olsun vakit vardı. He. Güzel olmuş ama. Belki burada pembe bir meyvecik var. Emir burada Ayşe'yi bilemeyebilir. Sarışın Tarzan arasında baltayla girip bağırıyor. Sarışın Tarzan güzelmiş. Aaaaav! Cansu! Cansu ya ne oldu bu? Neden avu ve neden çimlerin? Tarzan yani bu sonuç olarak. Abi bu Tarzan'da ki bu olsa olsa bundan Tirzan olur. Bu minicik kalmış ya. Ama işte o perspektif şey olarak hani otların uzakta, arasında. Evet. Evet uzakta perspektif. Ha, ben özür dilerim. Ben yine yakalayamadım olayı. Çok pardon. Sen çok özür dilerim. Perspektife çalışmasın. Doğru doğru. Doğru. Havada zıplıyor gibi ama benim perspektifim bozuk. Hani burada da ya da burada da mı kar var? Yine kar mı var orada yine? Hayır, aşağıda çıkmıştı oğlum. Bak çimler çıkmış. Evet, Sadomi'nin hikayesi ve çıkan ortaya çizimlere ki nereden başladı? Baltasını bileyen Cansu ya. Kafasını da kaşıyordan sarışın Tarzan otların arasında baltayla girip bağırıyor. Onun üzerinden kaç puan? Sadlı abi sen bak abi sen bilirsin. Bakıyoruz. Ortalama hemen alıyoruz. Gel Soneren gel. Yarın İfe gelin arkadaşlar ben gideceğim. Çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle gideceğim ben söz verdim. 6-7 arası ya. 6 dedim çok o zaman. Çok 6 dendi ya. Evet. Deren Turgut 8. ayında selamlar efendim. 8 ay olmuş bir hedef verelim değil mi iyi yayınlar kalbim. Sana bir 28 yazıyorum ama bir sonraki aya bakalım. Keyfime göre değişebilirim. Orada chatte hala ama hala abone olmayan varsa sadece 9.90 gibi bir cüzi ücreti abone olup destekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Destek önemli. Manisa Kaplanı'ndan hikaye geliyor. Pasta yiyen Hulk. Hulk mu? Bana böyle bir şey geldi. Pasta yiyen Hulk. Bana da geldi bu arada. Aa çok iyi. Bana da geldi. Woo! Sado. Çok iyi gitmişiz. Sado abi çok iyi yapmıştır. Çizmiş bu arada ya. Ya Hulk'u çok çizemedim. Yok abi yok çok abi. İyi. Karınkasından anladım. Bu adam hakikaten iyiydi. Pastanın bak pastanın içindeki şeyler bile var hani böyle anladın mı? Böyle kat kat onlar, katmanlar var yani. Bizim mesleğimiz sonuçta. Bıçakta yani. İzini bile bırakmış. Bıçakta oha abi ya. Bu nasıl yaptın ya? Vakit bana. Bana vakit yiyen ben detay çalışıyorum. Çok iyi çok iyi. Hadi lan sonuna kadar gidiyoruz be. Pasta sonuna hemen. Kadar gitmiyoruz. Gidiyoruz abi ne? Ay bu çatal mı? Mangal yapan elinde mızrak var. Oğlum nasıl mangal ya? Arkadaşlar bir dakika ya Allah nasıl mangal ya? Bir şey diyeyim o nasıl pasta? Oğlum kahverengi çikolatalı mumları yanan pasta işte ne var be? Mangalın üstüne atılmış pişmiş et o yani. Oğlum kırmızısı ne peki? İşte alev. Alttan çıkan ateşler. Küçük efekti. Alev. Nasıl yani Watson'ın ya? Bilemedim. Ecot. Ah be ya. Ah be pasta gitti ya. Ya oha Ecem yazdı. Yürek ha Ecem ağalık yazmışsın. Korkma yani ben kendim yaptığımdan da şüphelendim yani. Pazar günü mangal başında köfte pişiren. Neden pazar günü? Siz niye ki? Şey bu değil mi abi? Hani böyle sana sana hani şey derler ya abi bu muhabbet. Telefon hani şuradan al şuraya koy derler. Sen o telefonu oradan alıp oraya koyarken süslersin. Üzerine böyle birkaç bir şeyler eklersin. Kurdele falan takarsın. Yani pazar günü niye geldi? Köfteyi anlarım. Pazar günü niye geldi onu anlamıyorum işte. Emir yap bakalım pazarı yazma. Pazar günü al. Senin halkın kollarına ne oldu? İmplantları aldım. Biraz üzgün bu arada ya.
Senin halk geliyor oğlum, mangal yanıyor, fark etmediniz mi? Ondan özgür adam. Senin halk birden 200 kilo vermiş. Biraz böyle bir deri sarkmışa oldu, dönüyor. Memeler bir ufak ameliyatı aldı. Göbeğinde tik tik tok falan oynuyor. XOX oynuyor göbeğinde. Neyse. Yani bu da özet aslında, pasta yiyen halktan pazar günü mangal başında köfte pişiren halka evrilmiş. Onun üzerinden puanınızı alayım. Ve kazananı artık söyleyeyim. Kas onlar, anladım da kasa benziyor mu? Hiç de benzemiyor kasa. Ben de herkesinkini yargılıyorum ama kendimkiler de bok gibi yani. Ama işim bu benim. Benim işim ama bu abi. Ama senin halkının bak donu var mesela. Onlar benim halkım donu da yok. Aa evet, bu arada benim halkımın donu var. Ben 7 görüyorum halkın bu arada chatte ağırlıkta. Halkın donu yok, siyasi şeylere girmiyorum. Evet ben... Ben 8 gibi görüyorum ya. Tamam. 7 değil ya. 7.5 abi o zaman. Gönlün tamam. Olsun 7.5. Şu anda peki en çok puan alan kim bu kadrodan? Onu alkışlayacağız çünkü. Burcu. Burcu mu? O zaman... Burcu. Ya Burcu derken Burcu kazanmış olmuyor da işte hani. Burcu'nun hikayesi. Hikayesi çok iyiydi. Aynen, o zaman bir kreplerimizi alalım kazananımıza. Bravo. Bravo Burcu. Da hiçbir şey kazanmadın ama olsun. Şimdi tekrar normal mi açayım? Açmadan önce çok sevgili YouTube Gartic Phone'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde ki bir daha oynarız çünkü bir bölüm daha oynarız gibi biz sankisi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.